즉 방림 미대 이 즉 졸업 믿음에 헤매댓 아, 다 물론 군에 하는 거지. 내 아내 대한 날은 왜 들어 밀려놓고. 민생 아랑사 구름도 무사피가 메른 간운 노르는 힘듣고 늘렁아이단 노르는 민학도 온성 얄카이지 헬렉 볼어 헤미 춘죽은 얘네대 띠레렐 헤데 봉과가스 내세갓라는 호르모토는 예루살렘단 마슬라 펜말클라 토베데렐 Salam qadırlı ildəşlər, Diri Sözlər adlı gəpləşiğimizə xoş gəldiniz. Bugünkü gəpləşiğimizdə mən yenə də dünyanın sonu var adı, İsa Mesih'in ikinci gəzək gəlişi var adı qürün etməmi davam etdiriyərin. Geçən gəpləşiklərimizdə hər kirli taraftan, dürlü taraflardan, dürlü, müqaddis kitabın köp yerlərindən ayətlər ölən İsa'nın ikinci gəzək gəlicəyi var adı, dünyanın sonu var adı ki, peygamberliklere, Hudayın verin vaadalarına, alamatlara düşünmek okuyup bu arada kendi gürrün ettik. Bugünkü gepleşiğimizde men bu yarım saatimizi iki zada gönüktürmek isteyen dünyanın ahırı, ahır zamanı deyip aydiyaz biz. Geçmişte de adamzat tarihinde iki gezek Huday bütün yeryüzünü kırıp ahır zamanı edenliğini görüyoruz. Onların biri Nuh peygamber dövründe, ikincisi olsa Lut'un dövründe, Urayın peygamberin dövründe. Bu iki yağday var arada, iki bolup geçen yağday var arada bugün gürrün etmek isteyen, genişleyin bu arada gürrün etmek isteyen ve bizim üçüncü gezek, bütün dünyanın sonunun gelecekliğini mukaddes kitap bize aydıya bu bilen bir dengeştirme geçiririz ve sizin bilen bu yarım saatte kovu gürrünleşlik geçiririz deyip umid ediyen. İlki bilen bu gepleşige başlamazdan ozal, Luka'nın hoş havarı 17. vavun 26. 30. ayetlerini sizin bilen bilelikte okamak isteyen. Nuh'un günlerinde nehili bolan olsa, insan oğlunun günlerinde de şeyle olar. Adamlar Nuh'un geme münen gününe çenli, yiyip içip, öğlenip durmuşa çıkıp, arkayın yaşap gördüler. Sonra əpət sil gelip barını yok etti. Lut'un günlerinde hem şonun yağlı oldu. Adamlar yiyip içip, alıp satıp, ekip dikip gördüler. Emma Lut'un Sadom'dan çıkan günü gökten ot ülen kükürt yağıp hemmesini yok etti. İnsan oğlunun peyda olacak gününde hem şeyle bolar. Bu ayet bize eyyem ehli zadı düşündürdü deyseyem bolya. Gelin şonda da birazcık fikirlenelim, bunun taşında birazcık gürrün edelim. Yadınıza düşen olsa, İbrahim peygamberden ozal, Nuh peygamber deyip bir yere yaşap geçti. Nuh peygamberin dövründe Huday bütün yeryüzünü su bastırıp yok edip, dine Nuh ve onun oğulları, gelini cemi 8 adam bir gemide ve bütün hayvanlardan da bir cüpten alıp ol gemine doldurdu ve şey deyip Nuh ve onun nesli bu ahir zamanından kurtulup kaldı. Başka bütün yeryüzü bar adamlar suva gark olup suda öldüler. Mukaddes kitaptaki yankı okan ayadımız Luka'nın hoş havarından
bize ne mezat orada gurrüne vermek isteye. Huday'ın ahir zaman edişi, üçüncü gezek, İsa'nın yere gelişi nehil bolup geçer. İsa'nın yere gelişinde dünya nehil olar, adamlar nehil olar diyen alamatlar nehil oluyor. Biz ne edip onu bilip biliyoruz. Şeyle sorular adamların yüreklerinde bar, fikirlerinde bar, oylanıyorlar, vaktal vaktal oylanıyorlar bu arada. Ama seyredin, ehli zat parahatlık, ehli zat dınçlık, ehli zat gülala güllük diyen vaktinde, Huday'ın gelecek günü diye duydansız bizim üstümüze gelir diye. Hatta mukaddes kitap şeyle diye, bir oğru gelişi yalı duydansız gelir. Çünkü oğru bir adamın öğünü oğurlamak için gelecek vakti ol önünden gelecekliğinin aydıp vaktini, sağadını, nehili geleceğini, nereden gelip öğe gireceğini onu hiç kime aydıp gelmeye. Oğru duydansız gelip duydansız adamın öğünü oğurlap gidiyor. İsa şeyle diye, buna menzeştir diye. İnsan oğlu da hiç açan, men bu saatte bugün de gelerin, ehliniz tayyar olun deyip gelmeye. O duydansız geliyor diye. Duydansız gelip, bizim ehli zat kovu, ehli zat yaşı, ehli zat önküsü yağlı diyen vaktimiz, duydansız dünyanın sonu İsa'nın gelmeye bizim üstümüze şeyle geler diye. Nuh'un dövrüne dolanıp gelelim. Nuh'un günlerinde nehir olan olsa, insan oğlunun günlerinde de şeyle olar. Adamlar Nuh'un gememünün gününe çenli, yiyip içip öğlenip durmuşa çıkıp, arkayın yaşap gördüler. Sonra Epetsil gelip barını yok etti. Yiyip içip öğlenip durmuşa çıkıp. Bu zatların hemmesi adatı bolmalı zatlar. Adamların bar vaktinde adamlar yaşap yörke, adamlar iyiye, adamlar içiye, adamlar öğleniye, adamlar durmuşa çıkıya. Demek ki adatı bir yağday. Gün şol yerinden çıkıya, şol bir yerden gün batıya. Gündeki gün adamzadın öz kaygısı bilen, öz aladası bilen geçip gidiye. Seyredin, yiyip içip, öğlenip durmuşa çıkıp, adamlar ehli zat parahatlık, ehli zat dınçlık olan vaktinde adamlar doyup yiyip içerler istilen zadını, adamlar durmuşa çıkar, öğlener. Bu parahatlığın alamatı. Uruş dövründe böyle olmayar. Ama bu ehli zat gülala güllük, ehli zat yaxşı diyen vaktinde birden ke sil turup, epet sil turup, ehli adamları su basıp, su bilen yok olup olar, dervi dağın olup, qarq olup öldüler. Ama Huday adalatlı. Doğrudan Nuh Peygamber'in kitabını okan, bu köyüne ehde, Tövrat kitabında Nuh'un durmuşu arada katı genişleyin yazılan. Huday adalatlı dedim. Ne için? Duydansız yağdayda gelen vaktinde köp adamlar fikir ediyor. Duydansız birinin üstüne gelmek. Ya duydansız dünyanın sonunu şeyle cemlemek. Hiçbir duyduruş vermen bütün dünyanı su bastırıp öldürmek bu adalatlı yağlı görünmeye. Doğru değil mi? Elbette adalatlı yağlı görünmeye. Bu adalatlı bolmazam. Ama Huday duydansız diyende de duydansız. Onun geleceği duydansız oldu. Ama ol geleceğini duydurdu. Şeyle deyse has doğru olar. Onun gelecek günü duydansız adamzadın üstüne geldi. Ama bugünün gelecekliğini ol 120 yılla duydurdu. Nuh'un dövründe nem için Huday bütün yeryüzünü su bastırıp yok etti. Çünkü adamların günahı şeyle derecede östü belin, Huday buna seyredip çıdap bilmedi. Bunu görmek de istemedi. Adamlar yiyip içip Ayşe işrette öğlenip durmuşa çıkıp yöremegenin bir sebebi, onlar bunu meslekten, doğukluktan, yankı azgınlıktan, serhoşluktan, Huday'ı tanımak istemeyenlikten, bütün günahları ölen, dolu olan cemiyet emele geldi. Huday'ı hiç kim gözlemedi, Huday'ı hiç kim aktarmadı, onu bilmeye mislemediler, ona iman etmeye mislemediler, onun sözü boyunca, onun kanunu boyunca, onun veren bize veren talimatını boyunca hiç kim yaşamak da istemedi,
Dinge adamlar öz ten isteklerini, öz keyfi sapalarının kulu olup şeyle yaşadılar. Nuh'a Huday şeyle tavşırık verdi. Bir gemi yasa. Bu gemini bilen sen halas olarsın ve gemini yasayarken 120 yılda bütün adamzada menin yeryüzünü su ile yok edeceğim barada duydur ve ait dedi. Kim senin sözüne iman edip senin ölen şol gelmeye münse şol halas olar. Senin sözüne inanman, senin diyenlerine kavul etmen, senin ölen şol gelmeye minmedik adamların ehlisi suda gark olup ölür deydi. Huday neyle fikir ediyeniz? Adalatlı Huday mı ya da adalatsız Huday mı? 120 yılla entek diye şol dövürde taş tebiatın klimatı da ütken deldi. Ol şol adam atabilen hava inenin dövründeki yalı hareket ediyordu. Ol seyredin şol vakti en tek yağış neymediğini adamlar bilmeyedi. Yağış yağmandı hiç açan. Yağış yağmanlı için nereden su, deniz bilen yankı yer birbirinden ayrılmandı. Adamlara yağış yağıyadıysa yerden su çıkar, yeryüzünü su bilen bastırıp yok eder Huday deyip Nuh 120 yılla vaiz etti. Onun vağızının üstünden hem işe gülüyediler. Serdin çölün içinde, su yok yerde, kurak yerde, hiçbir yağmur yağmayan yerde bir adam çölün içinde ullakan gemi yasap başlasa, bu ehli adamlar için gülkü olmaz mı? Elbette gülkü olar. Onlar gelip sorarlar, senin ne mi, kellen işleyen yok mu? Çölün içinde gemi kurup su yok, içmeğine su yok, sen ne mi daha dediğin deyip gülerler elbette. Şeyle de oldu. Nuh'un üstünden de güldüler. Ona dediler, sen ne mi ediyen? Ol dedi, Huday bana aittı benim ediyen. Bu yeryüzünü Huday su bastırıp yok edecekmiş. Gelin halas olun. Gemide hemeniz için yer var. Kim iman edip şol gemiye münse halas olar dedi. Ama 120 yılla adamlar onun üstünden güldüler. Onun aydan gepine, onun aydan havarına, Huday'ın veren havarına inanmadılar. Hayvanlardan cübüt cübüt edip ol gemiye saldı. Özünün oğlu ve gelinleri ona iman edip gemiye mündüler. Nuh ve ayalı ol gemiye mündü. Ondan başka hiç kim onun aydanlarına kulak asmadılar. Şonda Huday'ın aydan günü duydansız onların üstüne geldi. Yer yarılıp yerden su çıktı. 40 gece gündüz asmandan dınlısız yağmur yağdı. Demek bütün yeryüzü su ile bastırılıp ehli adamlar suya gark olup öldüler. Dinle Nuh'un maşkalası ve onun halas eden hayvanları onun ile bile gemide halas oldular. Huday adalatlı mıdır? Elbette Huday adalatlıdır. Çünkü ol 120 yılla gemi koruyan Nuh arkalı duyduruş verdi. Ama onun duyduruşuna hiç kim kulak asmadı. Neticede bolcak zat boldu. Ne için adamlar onun duyduruşuna kulak asmadılar? Sebebi adamlar ehli zat kovuluktu, yiyip içiyediler. Bu dünyadan lezzet alıp yaşayadılar. Öyle niyadiler, durmuşa çıkıyadılar. Göreymeye gerek olan ehli zatları yeterlik yağlı. Bir kellesi azaşan Nuh onlara bir zatla diyedi, onlara onun üstünden gül yediler. Eylek geçtilerim gül yediler, beyrek geçtilerim gül yediler. Nuh bir kayanın üstünde gemi kurdu deyip yazılan, o kayanın üstüne ol ağaçları daşayardı, ağaç kesiyordu, ağaç daşayardı. Dinge oğulları ve Nuh bu işi ediyordu. Ehli adam bunu gören vaktinde dinge gül yediler. Ol adamların gülküsüne sezavar olup ona çıdan en savırlı Huday'ın şayetlerinin biri bu Nuh'tur. Daş devrektekiler ne mediyse de Huday'ın diyenini yerine getiren biridir. Bizim dövrümüzde şeyle olar. Seyredin, Sodom ve Gomorra vaktinde, Sodom ve Gomorra şehirlerini Lut'un dövründe, İbrahim'in dövründe, ol şehirinde durku, hazır bizim dünyamızın durku yağlıdı. Ol yerde adamlar ne ettiler, seyredin. İyip içtiler, alıp sattılar, ekip diktiler, öğlendiler, durmuşa çıktılar. Bütün var olan zatlardan lezzet alıp yaşadılar. Lut'un dövründe dünya şeyle, şol Sodom ve Gomorra şehri şeyle bir bulaşıktı.
azınlığın en yukarı noktasına gelipdiler. Erkek erkek bilen, ayal ayal bilen yatıp duruyordu. Bütün şehirde zina ve azgınçılık şeyle derecede ösendi. Pulu var, iyisi işse var, serhoş olsa ehli zat var. Adamın ten isteklerine, göz isteklerine, yaşayış tekebbirliği için gerek olan ehli zatlar Sodom ve Gomorra'da vardı. Onlar hiç açan fikrem etmeyediler. Bizim başımıza Huday'ın hükümü gelir deyip. Ama Lot ve onun maşkalası doğruçul, yeketek doğruçul adamlar olardılar. Onların üstünden gülüyordular. Ne için senin bize menzen yok? Ne için bizimle oturan yok? Ne için bizim eden keyif sapalarımıza senin katlaşmayan? Ne için seni böyle deyip onun üstünden gülüyordular? Ama Lot özünü doğrulukta ve arasalıkta saklayardı. Bir gün duydansız onların üstüne Huday'ın kahar gazabı indi. Ve onlar da bütün ot ile yanıp yok oldular. Seyredin. Birinci ahir zamana su ile, ikincisi ot ile oldu. Üçüncüsünü Huday şeyle diye İsa Mesih gelen vakti yerde gökte ehli elementlerin ehlisi yanıp yok olar. Üçüncü gezek bu katı ervet olar. Adamların durku, adamların boluşu. Şol bir hile. Nuh'un dövründeki yalı, Lut'un dövründeki yalı. Adamlar hazırım, iyi yerler, iç yerler, öğlen yerler, durmuşa çık yerler, al yerler, sat yerler, ek yerler, or yerler. Demek ehli zat keyfi sapa çek yerler. Var olan kazancını dine öz keyfine, öz isleğine, günahlı höveslerine, hazır dünyanın yağdayına seyredin. Zina diyen zat, ahlaksızlık, yalan, kişinin hakkını yemek, görüpçülük, birek birek öldürmek, kişinin zadına göz dikmek, yalan şayatlık edip, doğru adamın üstünden gülüp, beyli zatlar, daş dövrenize seyredin. Bizim yağdayımız, bizim dünyamızın yağdayı, Nuh'un dövründen, Sodom ve Gomorra'nın dövründen kovu deyip biliriz mi? Benim kovu deymeye dilim varmaya. Siz seyredin, hazır bizim yağdayımıza. Önler bize aydardık. Ey plan millete seyredin. Planlarda ahlak yok. Onlarda doğruluk yok. Onlar beyle, utançsız. Onlar ey diyerler, onlar bey diye dine. Daştan görüp başka halkların ediyen günahlarını yazgırıyorduk. Hazır bizim dövrümüzde de, bizim halkımızda da başkaları, başka halkları, başka milletleri yazgırır yağlı zat yok sebebi. Çünkü özümüzün günahlarımız, öz halkımızın batan günahları başkalarınkiden artık olsa artıktır, kem derler. Demek ki dünyada hazır, dünyanın bulaşık yağdayı, dünyanın ahlaksızlığı, dünyanın günahlı yağdayı Huday'ın savur kasesini dolduruyor. Huday bundan artık bu dünyanın buluşuna da çıdap bilmeyen yağdaya geliyor. Şol dövürdeki Huday'ın buluşu hazırım şon yağlı. Huday bunun sonunun gelecek dediğine bize 2000 yıl bundan beri İsa Mesih'in gelmeyi bilen, İsa Mesih'in aydan sözleri bilen dünyanın sonunun gelecekliğini bize duyduruş veriyor. Huday adalatlıdır. Huday duyduruş vermeyen hiç kime ceza veriyen değildir. Bu dünyanın sonunun geleceğini İsa aittı ve aydıya. Benim üstüm bilen hazır size bunu yetiriyor. Biz iki zat edip biliyoruz. Nuh'un dövründeki yağlı Nuh'un üstünden gülüp biliyoruz. Onu askermezlik edip biliyoruz. Ey senin diyenlerin zat mı deyip biliyoruz. Bunu ediyorlar köp. Münlerce adamlar, milyonlarca adamlar bugün bunu ediyorlar. Sodom ve Gomorra dövründe adamlar, onlar güldüler. Onlar bunu samsıklı hasap ettiler. Hiç açan onların keyfi sapası kurtarmayacak yağlı hareket ettiler. Ama vakit geldi. Huday'ın aydan günü yerine yetti. Şunun için, bizim için bu problemi değil. Üstümüzden gülen vaktinde de, bizi askermeyen vaktlarında da, bizim sözümüze kulak asmayan vaktinde de, bizim umumu alsan yüreğimiz kıynanıyor. Ama şunda da yitiren zatımız yok. Biz imanımıza beriktiriz, biz savırlı Huday'ın yolundan yürüyeceğiz, Huday'ın aydan zatlarını yerine getireceğiz ve şol bir hatarda bu dünyanın sonunun gelecekliğine şayetlik eden şayetlardırız. Huday'ın geleceği nemelim,
Qarışmağan vaqtınız, əxli zat gül ala güllük deyən vaqtınız gələr. Amma bugünün gələcəyi varada Xuday, eyyəm 2000 yıl vəri duydurub geliyə, bu duyduruşları eşidən vaqtınızda yürəyinizə qat atman. Seredin həzirki dövrün adamlarına, 1. Timoteus 6. bab 9-10. Ayatlar. Baya maqçub olayanlar olsa, sıynağa düşüb, akmaq və ervet hövəslərin toruna çolaşayandırlar. Bu hövəslər onları veyrançılığa və hələkçilikə uçuradiyandır. Səbəbi, pul hövəsi əxli bela betərin körüqüdür. Kəbir adamlar onun ışqına düşüb, imandan azaçdılar, özlərini köp görgülərə sezəvar etdilər. Bu, sonku dövrün adamları var da gürrün ediyə. Pula olan hövəs, onu söyməklik, onu əxli zatdan birinci yerdə qoymaqlıq adamları her ki günələrə, her xili günələrə baş qoşmağa getiriyə. Də, mən xayran qalayan, önkü dövrlərdə adamlarda nə mi deysənəm, arasa vıcdan, arasa insab, adamlar günəli yol bilən qazanç etməkdən utanıb, adamlar nə mi deyər, cəmiyyət nə mi deyər deyən gürrün vardı. Bizim medeniyetimizdə ahlak taydan bozuk olmaklık bu cemiyet tarafından da hüküm ediliyordu. Adamlarda utanç diyen zat vardı. Ama hazırki dövürde adamlar peyda getiriyen, pul getiriyen bir zat var olsa hiçbir zatı günahla hasap etmeyerler. Hiçbir insaf, doğruluk, vicdan ya da ervet yola gidip kazanç etmenin utançlığını hiç kim düşünenem yok. Buna hiç kim kulağamasan yok. Peyda getiren olsa əhli yollar, əhli günahlı yollarım qovudur. Pul peydası gelsə boldu deyip yaşayan adamlar var. Bu da dünyanın sonunun geliyendiğini bizə görkəziyə. Ve özünü, pul sövgüsünə, bu xövəsin izinə eğrənlər özlerini şu qiyin yağdaylara salıb, özlerini şeylə qiyinçılığa köp problemlara özlerini sezavar ederler. Çünkü əhli bela betərin bir körü, esası körü bu pul sövgüsüdür deyip yazılan. Onda baylık bu günə mi deyip adamlar soru vermək mümkün yok. İşləməklik, pul kazanmaklık bu günə dəl qadırlı doğanlar. Doğruluk gülən kazanc ediyenler, doğruluk gülən işlə bay olanlar bu Xuday tarafından berləndir. Bu ervet dəl, amma bay olmaq istəyi bilən, bay olacak olup, pul kazanacak olup, hiçbir önünde mukaddes zat yok. Əhli zatı peyda getirse, bu doğrudur deyip baş koşmak, baylığın ızından şeyle ılgamaklık bu günədir. Xudayın sözü baylara da şeyle tavşırıq veriyor. Seyredin. 1. Timoteus 6. bab 17. 19. ayetler şeyle diye. Bu dövrün baylarına tek hep bir bolmazlığı tavşır. Bay oldum deyip menmenlik etmen. Qoy olar ıqtıvarsız vaqtlayın baylığı dəl də bağtiyar yaşamağımız üçün her zada bol ilin yetiriyen Xudaya bil bağlasınlar. Baylığına dəl də Xudaya bil bağlasınlar. Onlara yaxşılıq etməgi, yaxşı işlər, saxlıq və cömartlıq xazinasını toplamağı buyur. Şeylə xazina onların gələcəyinin bərk binyadı bolub, haqiqi yaşayışa getirər. Nə məzatların izindən ılğamalıyken, nə hili olmalıyken bay adamlar, onlar yaxşılıq etməyin, yaxşı işlər, saxılıq və cömartlıq xazinasını toplamağı onlara buyur. Bu zatlar onlara nə edər? Şeylə xazina onların gələcəyinin bərk binyadı olub, haqiqi yaşayışa getirər. Yine Xudayın sözü əhli soruqlara cevap veriyendir. Əhli soruqların cevabı Xudayın sözündə vardır. Nəməgə bil bağlamalı? Baylığa, mal mülkünə, ya da iş yerinə, avrayına, ya da heç bir bu geçici olan heç bir zatların birinə bil bağlamasınlar. Qoy bu dünyanın barlı, bu dünyanın büyük adamları, büyük derecede iş yerinde büyük bir yeri eğilen adamlar ne mezatlara bil bağlamalı? Onlar diri Xudaya bil bağlamalı. Çünkü onlar başka əhli zat geçicidir bu dünyadan geçiyendir. Seyredin,
Yenə sözümü şu ayetlər ilə cəmləyən Lukanın xoş xəbəri 21-ci bab 34-cü 36-cı ayetləri. Əqəb olun. Ayşı eşrət, sərxoşluq, yaşayışın qayğıları yüreğinizə ornaşmasın. Yoxsam ol gün duzaq kimin duydansız üstünüzə iynər. Çünki ol gün tutuş yeryüzünə yüzündə yaşayanların her birinin üstündən iynər. Bu bolcaq vakaların barından qaçıb qutular yalı və insan oğlunun huzurunda durub bilər yalı kimi işə oya olub xudaya dilə gedin. İnə bizim nəhilib olmalımız qadırlı doğanlar. Əyəv olun. Hemi işe xudaya dilə gedin və xudayın sözündə, onun qımmatlıqlarında, onun tavşıran buyruqlarında berk durun. Çünki Ayşı eşrət, sərxoşluq, yaşayışın qayğıları birdən üstünüzə girməsin, üstünüzə ornaşmasın və sizi öz toruna düşürməsin. Yoxsam, əgər siz imanı bolub da bu tora düşsəniz, xudayın haçan üstünüzə gələcəyindən xavarsız qalarsınız. İman edən doğanlar, siz qaranqılığa deyişli dərsiniz. Qaranqılıqda gezməli dərsiniz. Qaranqılıqda geziyən adam heç haçan yağıtılığa deyişli zatları görüb bilməz. Çünki qaranqılıq onun bütün umuman durmuşunu, gözlərini qaranqı ediyəndir. İsa Mesih'in yağıtılığına gelin. İsa Mesih'in duyduruşlarını berk yüreğinizdə saxlan. İsa Mesih'in gələcəyinə oya olub həmişə dilə gedib, ümid edib, özünüzü müqaddəslikdə saxlayıb ona qarışın. Nuhun, Lotun dövründəki adamlar yalı bolman. Qoy Xuday sizi gələn vaxtında təmiz arasa ona qarışan dövrünüzdə o sizin üstünüzə gəlsin və sizi xalas etsin. İsa Mesih'in adı bilən. Amin. Ey büyük Tanrım! Bize yiyecek çoruğumuzu merhamet et. Atam bunun günahını geç. Nehme diyenlerin özürü bilen ok. Мен сиздин араңызда бурумду Муса пайгамбердин канунларын хем дүкөнөлүң айдандарын мен хакта он соң жалкайжы элек болор хем үчүнчү күн эне де тийрелер эмде оң вагыз несихатларын хурматына Иерусалимден маслап эм малыктар тоо бетерлер